ettiğini Hepimize düşünüyorum. geçmiş olsun. Neler söylersiniz depreme ilişkin? Saat 8.55'te 6.8, daha sonrasında Kandil'in açıklamasına göre de 6.5'lik bir deprem. Evet, depremin olduğu yer Doğu Anadolu fayı. Özellikle 1800'lü yıllarda çok önemli depremler üretmiş. 7.5'a varan depremler üretmiştir fay sistemi. Bingöl'den başlıyor. Bingöl Karlova'dan, Bingöl'ün içerisinden geçiyor. 1971'de Bingöl depremini oluşturdu. Arkasından Elazığ, Sivrice ve Kahramanmaraş Türkoğlu'na kadar uzanıyor. Oradan güneye Hatay'a ve Suriye sınırlarına kadar uzanan bir fay. Kahramanmaraş Türkoğlu ile Karlova arasındaki uzunluğu 650 kilometre. O nedenle de dünyanın en önemli faylarından bir tanesi. Ancak geçtiğimiz yüzyılda, 1900'lü yıllarda deprem üretmemiş, yıkıcı deprem üretmemiş bir fay. Yani geçtiğimiz 100-150 sene süresince stres biriktiren ve deprem olmaya hazır bekleyen faylardan bir tanesi. Bu 6.8'lik ve oldukça sığ olan depremde sonuçta bu fay üzerinde stres birikiminin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Tabii 6.8 önemli bir depremdir. Yıkıcı olması beklenen bir depremdir. Yüzeyde kırıklar oluşacaktır. Özellikle ülkemizde 6.5'ü geçen depremler önemli hasar yaratırlar. Umuyoruz ki ortaya çıkan bu yüksek sarsıntı sadece maddi hasarlarla atlatılsın ve can kaybı ya da yaralanmalar olmasın ya da minimumda olsun diye dileklerde bulunuyorum. Sayın Tüysüz, depremin derinliğine ilişkin ve yine o fay hattındaki bölgede buradan sonrasında hem Elazığ için artçılar anlamında diğer bölgeler için de başka bir büyük bir depremin tetikleyebilme durumu nedir? Tetikleyebilme durumunu çok net olarak söylememiz mümkün değil. Ama depremin derinliği için 7.5'ta 16 kilometre arası derinlikler veriliyor. Genel olarak bu tür faylarda ortaya çıkan derinlik 10 kilometre civarları olur. Tabii 10 kilometre, 7 kilometre gibi değerler sığ olduğu için de yüzeyde oldukça önemli sarsıntı yaratıyorlar. Oldukça geniş bir alanda hissedilmiş olması mümkün. Ama bilhassa Sivrice Gölü güneyinde bulunan kesimlerde, köylerde bilhassa kötü yapılmış yerleşim birimlerinde önemli hasara yol açmış olması olasılığı var. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Tüysüz, aktardığınız bilgiler için. İyi yayınlar, sağ olun. Evet, değerli izleyenler.